Sevgili misafirler, çok kıymetli sanatçılar. Bakanlığımızın destekleriyle bu yıl 20.'si düzenlenmekte olan ve Anadolu'nun ilk caz festivali olması özelliğiyle bizler için de farklı bir yeri olan Afyonkarahisar Caz Festivali'nin açılışında online olarak da olsa sizlerle birlikte olmaktan dolayı memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli misafirler, Hattiler'den günümüze 5000 yıllık bir tarihe sahip Afyonkarahisar'ımız ekonomik, turistik ve gastronomik olarak güzel ülkemizin nadide şehirlerinden bir tanesi. Biliyorsunuz Türkiye'de Gaziantep ile Hatay'ın ardından gastronomi alanında 2019 UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Afyonkarahisar da dahil oldu. Bu şehrin uluslararası bilinirliği ve tanıtımı için önemli bir fırsat ve imkan oldu. Süreci yakından bilen bir kişi olarak emeği geçen herkese bu için teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak 81 ilimizin sahip olduğu hem turistik hem kültürel şart ve imkanlarını milletimizin ve insanlığın hizmetine sunmak, günün sonunda ülkemizin ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak için birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Şu anda pandemi şartlarında bile olsa sayısız kültürel ve sanatsal projelerin destekçisi ve katılımcısı olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduğumuzu da bilmenizi isterim. Sevgili misafirler, Afyonkarahisar Caz Festivali'nin kesintisiz bir şekilde devam ederek 20. yıla eriştirilmesinde başından bu yana bakanlık olarak katkımız olduğu için oldukça gururluyuz. Bu uzun soluklu sanat etkinliğinin düzenlenmesinde valiliğimizin, belediyemizin, sponsorlarımızın, destekçilerin, ulusal ve yerel medya kuruluşlarımızın ve elbette Afyon halkının değerli desteklerini de unutmamak gerekiyor. Bu vizyonu tüm paydaşlar olarak paylaşmanın ve geliştirmenin önemine inanıyoruz. Yine değinmeden geçemeyeceğim ve vurgulayacağım diğer bir husus da Orta Avrupa cazının beşiği sayılan bir sanat ülkesinden Çekya'dan müzisyenlerin kalkıp Anadolu'muzun kavşak noktalarından birisinde bulunan Afyon'a gelip müziği, dostluğu, kültürü paylaşıyor olması. Ve bu pandeminin gerçekleştiği 2020 yılında devam ediyor. 2005 Prague Open Jazz Festivali'ne katılmalarıyla başlayan Prague Afyonkarahisar şehirleri arasındaki müzik dostluğunun bu yıl 15. yılı. Prague'lı sanatçılar ve Afyonkarahisar Festivalleri Genel Yönetmeni Hüseyin Başkadem'in kişisel çabalarıyla iki şehir arasında müzikal bir dostluğa dönüşen bu girişim sayesinde Çekya ve diğer Avrupa ülkelerinden pek çok sanatçı önemli işlere imza attılar. Kendilerini bu özverili çabalarından dolayı gönülden kutluyorum. Festivalin sadece müzik yönüyle kalmadığını 15 yıldır yakından izliyoruz. Sanatçıların Afyon'un köy ve kasabalarındaki okullara kadar giderek yaptıkları atölye çalışmaları, söyleşiler ve verdikleri okul konserlerini büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Bu sayede müziğin evrenselliğinin dostluğa, barışa, iyiliğe ve iyileşmeye hizmet ettiğine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi sanat iyileştiriyor ve güzelliklere kapı açıyor. Değerli misafirler, sözlerime son verirken pandemi sürecinde etkinliği ertelemeyip böylesi güzel bir organizasyona imza atan ve emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Etkinlik boyunca online olarak sahne alacak yerli ve yabancı tüm sanatçılarımıza ve izleyicilerimize katkıları ve destekleri için teşekkür ediyorum. Festivalimizin Afyonkarahisar'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Afyonkarahisar son yıllarda gösterdiği büyümeyle göz kamaştıran, her geçen gün sosyoekonomik anlamda biraz daha büyüyen Anadolu'nun ortasında, Ege'de gizemli bir şehirdir. Afyonkarahisar bu yıl UNESCO'da gastronomi şehri seçildi. Türkiye'de gastronomi şehri seçilen 3. şehirdir. Gizemli doğası ve tarihin çok eski yapıtlarından olan Frig uygarlığından kalma Frig medeniyeti eserleri, yine Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadeledeki önemi, Termal'in başkenti olması, Mermer'in başkenti olması ve yolların kavşak noktasında olması Afyonkarahisar'ı farklı kılmaktadır. Bu farklılıkların yanında Afyonkarahisar 2001 yılından beri bugün bu yıl 20.sini düzenlediğimiz Caz Festivali, 19.sunu düzenlediğimiz klasik müzik festivali yapmaktadır. Bu Avrupa'da iki ülke daha vardır. Klasik ve caz festivalini yapan.
Polonya ve Çek Cumhuriyeti. Çek Cumhuriyeti'yle bir ortak noktamız daha var. Orada bu festivalin yapıldığı şehir de termal şehirdir. İşte termal şehrimizde bu kadar süre, sadece son 2 yıl pandemi dolayısıyla ertelediğimiz ve bu yılda dijital platformlarda yaptığımız Jazz Festivali ve Klasik Müzik Festivali'ne bugüne kadar 7000 kişi katılmış ve büyük beğeni toplamıştır. İşte bu kültürle, bu müzikle dop dolu olan bu şehirde Jazz Festivali ve Klasik Müzik Festivalleri ayrı bir hava vermiştir bu şehre. Bu şehir kültür, müzik, sanatla iç içe ve gerçekten sanata ve kültüre değer veren insanlardan müteşekkildir. Ben bu vesileyle festivalin bu yıl dijital platformlarda belki düzenlendi ama önümüzdeki yıl ümit ediyorum ki yüz yüze halkımızla beraber tekrar kutlanacak olan bu festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Başta bu festivale desteği olan Kültür Bakanlığımıza, belediyemize, derneklerimize, sivil toplum kuruluşlarına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 19. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali ve 20. Afyonkarahisar Caz Festivali'ne hoş geldiniz. Afyonkarahisar Belediyesi olarak şehrimizi daha yaşanılabilir bir kent haline getirebilmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milletvekillerimiz ve valimiz Gökmen Çiçek'le birlikte her alanda olduğu gibi sanatta da Afyon'a dair yatırımlarımızı gerçekleştirmek için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz. Bir şehrin kültür ve sanat kurumları yoksa oraya şehir diyemeyiz. Müzelerin, tiyatroların, konser mekanlarının ve sanatın bütün disiplinlerinin halka ulaşması için gösterilen iyi niyet ve düşünceler olmazsa orası şehir olamaz. Dünyada şehir kavramı sanatla iç içedir. Bizler de bu şehrin emanet edildiği kişiler olarak şehrimizi kültür ve sanatın uluslararası alanda gelişmesi noktasında diyalog ve birikimlerimizi halkımızla paylaşıyoruz. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali ve Caz Festivali alanında 20 yıldır gösterilen çaba takdire şayandır. 19. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali ve 20. Afyonkarahisar Caz Festivali tüm dünyada ve ülkemizde pandemi gerçeğine rağmen tüm tedbirler alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kültür Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, valimiz, milletvekillerimiz, emeği geçen herkese, özellikle sanat dostlarına ve kadim Afyonkarahisar halkına şükran ve minnetlerimi sunuyorum.